A Haber Ekonomi Servisinden mutlu akşamlar. Z raporuyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarının ekonomi üzerindeki etkisini, sürecin nasıl devam ettiğini Kütahya Milletvekili, aynı zamanda KİT Komisyonu Başkanı Fehmi Kına ile konuşacağız. Efendim, öncelikle hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Dilerseniz süreci ele alarak başlayalım. Operasyonların ekonomi üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ortaya çıkan en büyük etki faiz oranlarındaki artışla. Öncelikle döviz kurlarında bir baskı oluştu. Daha sonra da faiz oranlarında ciddi bir artış söz konusu oldu. Biraz bunu geriye götürerek aslında analiz etmekte yarar var. Bildiğiniz gibi FED 22 Mayıs tarihinde Bernanke bir açıklamada bulundu. Dedi ki artık bundan sonra ABD'de tahvil alım programımızı biz daraltacağız ve belli bir süre sonra da bırakacağız. Daha sonra da Morgan Stanley yatırım fonu derhal bir açıklamada bulundu. Dünyada 5 ülkeyi saydı. Dedi ki Türkiye, Brezilya, Endonezya, Hindistan ve Güney Afrika kırılgan beşli olarak bundan en çok etkilenecek ülkeler arasında dedi. Evet, ve buradan da evet, arkamıza. Bakın dikkat ederseniz burada adeta her kıtadan bir ülke seçerek böyle bir iddiada bulundu. Tabii başlangıç koşullarına baktığımızda Mayıs ayından itibaren Türkiye bu kırılgan beşli olarak ifade edilen kredi risk primi bağlamında baktığımızda bir sonraki tabloda belki onu daha rahat görebileceğiz. Kredi risk priminin en düşük seviyede yer aldığı bir konumdaydı. Mayıs ayı itibariyle Türkiye diğer ülkelerle söz edilen diğer kırılgan beşli olarak ifade edilen ülkelerle yani mukayese edildiğinde çok daha iyi bir konumdaydı. Kredi risk primi düşüktü. Faiz oranlarını artırmayı gerektirecek hiçbir şey yoktu. Bilakis faiz oranları daha azalma yönünde beklenti vardı. %4,5 seviyesi bile yüksek görülüyordu. Belki 3,5 seviyesine çekilmesi tartışılıyordu. Ayrıca yatırım fonlarının tümüyle, rating şirketlerinin tümüyle Türkiye'ye bakış açısı Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler statüsünde olduğunu ifade ediyordu. Biz bu koşullarda asla kırılgan beşli olarak Türkiye'nin nitelendirilmesini doğru bir yaklaşım olarak görmüyorduk. Daha sonra yaşanan gelişmeler özellikle bakın Aralık ayında 17 Aralık'la birlikte başlayan ve Ocak ayında da çok ciddi faiz artışına sebep olan kredi risk priminde birdenbire tablo değişti. Türkiye kredi risk primi en düşük olan ülke statüsünden kredi risk primi en yüksek olan ülke statüsüne maalesef gitti. Peki bir de açalım mı? Kredi risk primi nedir? Neden bu kadar önemli Türkiye için? Evet. Şimdi tabii rating şirketlerinin yapmış olduğu değerlendirmeler bir yere kadar anlam ifade ediyor. Zaman zaman bunlar spekülatif olarak nitelendirilebiliyor. Ancak kredi risk primi çok daha sağlıklı, doğrudan faiz oranlarını ve ülkenin ülkeye gidecek olan fonların yapacağı hesaplamalarda daha net bir şekilde veri olarak kullanılan bir parametre. Bu bağlamda baktığımızda biz bu parametreyi 17 Aralık operasyonlarıyla birlikte, daha sonra 25 Aralık operasyonlarıyla birlikte maalesef bu mukayese edilen ülkeler içerisinde en yüksek düzeyde ödemeye başladık. Bu birinci baskısını, ilk baskısını döviz kurları üzerinde gösterdi. Arkasından hemen Merkez Bankası'nın ciddi oranda bir faiz artışıyla birlikte bu noktaya geldi. Şimdi Türkiye'de aslında iki bu hadisenin 17 Aralık operasyonunun seçim evresinde ortaya çıkmış olmasının iki önemli sebebi var. Bir, siyasi neticeleri açısından ele alınması gerekiyor. Bir de ekonomik. Şimdi ben ekonomiyle ilgili kayıplarımıza buradan bakıyorum. Borsada yaklaşık 140 milyar TL, borsada işlem gören firmaların piyasa değerlerinde 140 milyar TL bir azalma söz konusu olmuş. Banka mevduatlarının yabancı para cinsinden mukayese ettiğimiz zaman TL cinsinden mevduatlarda yaklaşık 70 milyar TL bir kayıp söz konusu. Ve tabii ki bu faiz oranlarındaki artışın yaklaşık 60 milyar TL. Daha çok özel sektörün kullanmış olduğu krediler, tüketici kredileri, konut kredisi gibi alanlarda 60 milyar TL faiz yüküyle Türkiye'yi karşı karşıya bıraktığını ve toplam kaybın çok büyük bir rakam 270 milyar TL civarında bir toplamda ekonomide bir kayıp söz konusu. Biz birincisi bu siyasi istikrarı bozmanın faturasını ekonomiyle ilgili bölümde bu faturayı ödedik. Şimdi 30 Mart seçimleri tüm Türkiye'de özellikle de ekonomik birimler açısından çok daha farklı bir çerçevede ele alınması ve ciddiye alınması gerekiyor. Zira bu sadece bir yerel seçim değil. Dış politik bağlantılarıyla birlikte ele alındığında biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi bu tür kırılgan beşli gibi nitelemelerle birlikte ele alındığında
30 Mart'tan sonra siyasi istikrarımızın bozulacak bir neticeyle karşı karşıya kalınması durumunda Türkiye bu bedellerin çok daha fazlasını ödemekle karşı karşıya kalabilir. Özellikle vatandaşlarımızın bu bilinçli oldukları için, bu sezgiyle hareket ettikleri için coşkuyla miting meydanlarını hınca hınç doldurduklarını görüyoruz. Tabii siyasi anlamda bizim rakibimiz Sayın Başbakanımız önemli bir ifadede bulundu. Dedi ki ben birinci parti olarak çıkmazsam siyaseti bırakırım. Hiçbir siyasi parti lideri bu resti görüp de ben de birinci çıkmazsam siyaseti bırakırım demiyor. O halde Sayın Başbakanımızın rakibi mevcut siyasi partiler değil. Biz buradan da yola çıkarak bakıyoruz ki uluslararası sermaye, özellikle de yatırım fonları ve onun arka planında spekülatif harekete yönelik bir takım provokatif eylemleri ortaya koyanlar şunu amaçlıyorlar. Türkiye'de başta Orta Doğu olmak üzere Endonezya'da, Brezilya'da, Hindistan'da, Güney Afrika'da bir takım karışıklıklar ortaya çıktığında bunların doğrudan varlık fiyatları aşağıya doğru gideceği için belki de bunları daha sonra satın almak için bir zemin arzusu içerisindeler. Türkiye'nin bu gerçekleri görerek hareket etmesi lazım. Sadece bir yerel seçim atmosferi içerisinde değil, bir küresel saldırıyla, bir küresel riskle Türkiye'nin karşı karşıya olduğunu da öngörmemiz gerekiyor. Bizim darbe Sisi nasıl bir darbe yaparak geldi, bir istikrar bozuldu Mısır'da. Keza aynı şekilde İsrail sürekli Orta Doğu üzerinde bir takım etkiler oluşturmaya, istikrarsızlığa götürmeye çalışıyor. Suriye'de Esed rejimi. Bütün bunların bir bakıyorsunuz ortak paydasında Sayın Başbakanımıza yönelik ve AK Parti'ye yönelik, Türkiye'ye yönelik bir takım entrikalar var, bir takım çabalar var, saldırı çabaları var. Bu doğrultuda bizim rakibimizin aslında bu mevcut siyasi partiler değil, bu ülkeleri yöneten, bu bölgede amaçları olan bir takım çevrelerin, uluslararası çevrelerin sandıkta hesaplaşacağımız bir süreci yaşıyoruz diye değerlendiriyorum. Meclis Kit Komisyonu Başkanı Hasan Fehmi Kinay, teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Z raporunun bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatlerde karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.